Daha hızlı çılgın çocuk, daha hızlı, daha hızlı. Allah'ım kaçıramam bu kızı, kaçıramam bu kızı. Merhaba Einstein amca, kusura bakma. Seninle oturup izafiyet teorisi tartışırdım ama hemen benim hurdalıktan bir araba al. Ana, okul servisi lan. Oğlum artık çocukları hurdalığa mı satmaya başladınız? Ne yapıyorsunuz lan? Allah kahretsin ya. Hurdalıktaki amca. Hurdalıktaki amca. Aa, buradasın. Hurdalıktaki amca. Acil durum. Acil durum hurdalıktaki amca. Hurdalıktaki amca. Bana bir araba lazım. Tamir etmelik. Nefes al. Nefes şöyle. Hoş geldin çılgın çocuk. Ne arabası lan? Bende araba yok ki. Ya. Ne demek bende araba yok? Hurdalıktaki amca. Sen hurdalıktaki amcasın. Yok mu elinde şöyle bir BMW, Mercedes, Audi, Lamborghini, Bugatti, Ferrari? Maalesef ki elimde öyle arabalar yoktur çılgın çocuk. Unutma, her arayan aradığını bulamaz ama emin ol arayanlar ihtiyacı olanları bulurlar. Ne? Ne diyorsun sen amca? Allah Allah, elinde araba var mı yok mu? Sen benim durumumu anlamadın galiba. Plajda manyak güzel bir kız gördüm. İsmi Buse. Ve benim ondan bir Buse alma şansım var. Şayet altımda janti bir araba olursa. Çünkü yanında acayip karizmatik, kaslı ve arabası olan bir çocuk var. Ve şu an onu düşürmeye çalışıyor. Unutma çılgın çocuk. Şayet bir kız senin olacaksa, akarsular aksa senin olmaz. Şayet senin olmayacaksa, akarsular akarsa senin olur. La sen ne saçmalıyorsun? Alo, şşş, kendine gel amca, ne yapıyorsun ya? Abak hala yapıyor, şşş. Oğlum yoga moga senin harcın değil. Sen hurdalıktasın, Allah Allah, kendine gel. Hurdacısın lan. Nefes ve... Ulan ne itirsin? Resmen kan çıktı ya ağzından. Ula ula. Ulan çılgın çocuk. Oğlum araba yok, araba ne satayım? Otobüs hurdasını satayım? Yok yok. Ya nasıl olmaz oğlum, ya nasıl olmaz? Her gün oluyordu, her gün oluyordu. Hurdalıktaki amca. Valla 300 dolar veririm, 500 dolar veririm. Babamın kredi kartı yanımda 1000 dolar veririm. Ula oğlum, olsa dükkan senin, Allah Allah. Olsa ben 1000 dolara gözümden sakındığım arabamı bile veririm. Ama yok de. Ya hurdalıktaki amca ne demek yoktur ya? Olması lazımdı ama, olması lazımdı. Sen hurdalıktaki amcaydın oğlum ya. Lan bunda da yoksa ben nereden bulacağım oğlum arabayı? Babam artık eve araba getirmiyor. Herif taksiyle gidiyor geliyor işe. Annem desen zaten eve uğramıyor. Allah'ım ya Rabbim, nereden bulabilirim ya, nereden bulabilirim? Aa! Ulan bizim Çinli tamirci dayının dükkan yakın. Dur dur, ben en iyisi oraya gideyim. Ulan bunlardan alsam hiçbir şeye yaramaz. Hızlı ol oğlum, hızlı ol çılgın çocuk, hızlı ol. Çinli dayının dükkanı hemen ileride, hemen ileride. Ona sorarsam belki o bana bir tane araba verir. Yani sonuçta tamirci oğlum adam, değil mi? Yani mutlaka verir. Hadi oğlum hadi ya, hadi ya. Kızı düşürmem lazım. Kızın adı Buse. Arabayla gidersem alırım ondan bir Buse. Çinli amcam bana bir araba ayarlarsa beni eder Mesude. Yani Mesut. Mesude olmaz ben kalkmam. Çinli amca. Çinli amca, dükkanın kapısını aç. Lan oğlum, jontaların fiyatı ne kadar da artmış be. Ne oluyor lan? Haydar mı bu? Haydar. Oğlum hayırdır? Arabayla geldiğinde kapı mı açılmadı lan? Senin her zaman modifiyede yeri... Haydar. Oğlum. Bak iyi modifiyeciyim falan ama... Ben bisiklet modifiye edemem. Ya Çinli amca, ben bisiklet tamirine gelmedim. Ben senden araba almaya geldim ya, araba. Lanet olsun ya. Ya ben acayip güzel bir kız gördüm sahilde. Ama hurdalıktaki amcaya gittim. Bana hurdalıkta araba yok dedi. O yüzden ben de sana geldim. Sende bir sürü araba gördüm. Bak burada sarı var. Orada ona. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Vay yavrum. Vay. Hey 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 çılgın çocuk, sakın o arabayı elini sürme, sakın. Ben onu daha yeni boyadım oğlum, yeni modifiye ettim. Aman diyeyim ha, el değmem falan yasak. Sakın dokunma o arabaya. Tamam ya tamam, ben de anlarım herhalde modifiyeden. Merak etme, dokunmam amca. Ama bu neymiş lan böyle? Vay yavrum vay. Formula yarışçısı falan mı bu amca? Kime yaptın bu modifiyeyi? Kime olacak oğlum? Kendime yaptım. Bu benim kendi arabam Haydar. 2022 BMW M4. Ben birazcık yarış tutkunuyum da bunu kendime özel yaptım. Profesyonel yarışlara katılmayı düşünüyorum. Ben buna var ya, özel egzoz sistemi, özel süspansiyon, özel fren diskleri, özel modifiye, özel renk bile yaptırdım Haydar. Vay yavrum vay.
Çinli amca, sen ne güzel harikalar yaratmışsın. Tam da benim Buse'yi bulduğum gün efsane bir modifiye yapmışsın. Çinli amca, bence bu bir işaret. Bence bu bir işaret. İşaret mi? Ne işareti lan? Yoksa yarışı mı kazanacağım? Ulan ne yarışı? Benim Buse'yi tavlamam için bir işaret. Çinli amca, bu arabayı sen benim için yapmışsın, anlamıyor musun? Bu resmen bir mucize. Sen resmen benim Buse ile birlikte olabilmem için, onunla sevgili olabilmem için araba modifiye ettirmişsin. Ne? Oğlum, ömrümde duyduğum en saçma şeydi. Lan çılgın çocuk, saçma sapan konuşma oğlum. Birincisi, bu arabayı ben kendim için modifiye ettim. İkincisi, ben zaten modifiyeciyim. Kime modifiye ettireceğim lan? Ya Çinli amca, sen benimle neyi tartışıyorsun ya? Neyi tartışıyorsun? Anlamıyor musun? Bugün çok özel bir gün. Senin bu arabayı bana vermen lazım Çinli amca. Sen bana vereceksin ki ben sahildeki Buse'yi tavlayacağım. O yanındaki zibidi, çakal, acayip uyanık, az anasının gözü olmayan o Emre'yi nakavt edip kızı alacağım. Ondan sonra da rüyadan uyanacağım. Saçma sapan konuşma çılgın çocuk. Bu arabayı ben sana hayatta vermem. Hiçbir imkanı yok. Bu benim göz bebeğim ve hafta sonu yarışa katılacak. O yüzden izin vermem. Yarın yarışımız var pazar günü. Gelirsen izlersin. Ama harici aklından bile geçirme. Ama Çinli amca, Buse... Bu arabayı sana hiçbir koşulda vermem çılgın çocuk. Aklından bile geçirme diyorum. Şimdi defol dükkanımdan, yoksa polis çağırırım. En iyi müşterim olabilirsin ama gelecekle ilgili yaptığım planlarda kariyerimin önüne geçemezsin. Tamam Çinli amca, tamam, sakin ol. Sadece sordum yani anahtarı verebilin mi diye. Sakin ol. Polis falan karıştırmaya gerek yok. Ben dükkanından çıkıyorum amca. Ana, hemen polis dedi la. Oğlum, sana resmen bu zamana kadar 2 milyon dolardan fazla para kazandırmışımdır babamın kredi kartıyla. Ulan ne cimriymişsin ya, ne cimriymişsin. Çinli amca, şunu da unutma. Neyi unutmayın? Çinli amca, çok büyük ayıp etti. En büyük müşterini kaybetti. Ve o yüzden sana acayip sinirlendim. Çinli amca, şunu unutma. Karı yer, ben yemem. Kötü bir espriydi. Ama gerçeği değiştirmez yani. Bugün Çinli amcanın arabasını çalacağız. Evet, öyle bir şey yapacağız. Dükkanın kapanışını bekleyeceğiz. Neyse, videonun girişi gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çılgın çocuğun maceralarına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün hurdalıktan bir araba almıyoruz. Daha doğrusu alamıyoruz. Çünkü hurdalıkta hiç araba kalmamış ve maalesef ki çılgın çocuk son çare olarak Çinli amcam bana bir el atar ve bana güzel bir araba ayarlar dedi. Lakin Çinli arabayı kendisine sakladı ve gördüğünüz gibi çılgın çocuk da pusuya yattı. Çinli adamın dükkandan çıkmasını bekliyor. Dükkandan çıktıktan sonra çılgın çocuk gizlice girecek ve arabayı çalacak. Böylelikle sahilde gördüğü... çıkıyor galiba. Nerede lan, kapı açıldı ama çıkmıyor herhalde. Böylelikle sahilde gördüğü güzel kızı kendisine aşık edecek. Yani en azından planı bu. Bakalım bu planda başarılı olabilecek mi? Çinli tamirci amcasından çalacağı araba kızı gerçekten etkileyebilecek mi? Hadi izleyip görelim. Sanırım akşam oldu, evet, artık izleyip görebiliriz. Zaman ne kadar hızlı geçti değil mi? Gerçekten öyle. Güzel, Çinli amca gidiyor. Güle güle Çinli tamirci amca, güle güle. Hava karardı, sen eve gidiyorsun değil mi? Yarın gelecek, buradaki M4'le yarışa katılacaksın ha? Bana arabayı vermiş olsaydın bu dediğini yapardın ama artık çok zor Çinli amca, artık çok zor. Bak, bir de kapıyı kilitlemiş. Oğlum, ben kapı açma profesyoneliyim lan. Ben deli gibi babamın arabasını çaldım. Senin kapını mı açamayacağım? Nerede lan bunun kilit yeri? Şöyle eğilelim. Ben bu işin prosuyum Çinli amca. Prosu. Ben sana arabayı ver dediğimde verecekti ve kapı açılır. Beni dinleyecektin oğlum, dinleyecektin. Ulan yalnız alarm sistemi ne kadar dandikmiş. Hiç ötmedi, gördünüz mü? İşte asla bu alarmları almayın, tamam mı? Bak, böyle bir şey görürseniz kaçın falan. Neyse, hızlı olalım. Kız gidecek oğlum, kız gidecek. Gün batana kadar bekle demiştin. Şayet beklediyse aşırı mutlu olacak. Çünkü çılgın çocuk onun için araba araklıyor. Biliyorum. Sen zengin bir çocuksun çılgın çocuk.
Neden araba çalıyorsun ki? Bu kötü bir şey diyorsunuz ama siz hayatınızda hiç Buse gibi bir kız gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördüğünüzü söyleyeyim ben. Neyse, arabaya geçelim bakalım. Vay! Yavrum! Vay! Şu sese bak oğlum! Bak bak bak! Wow! Çinli amca kendisine bir efsane yaratmış! Ey yavrum ey! Bu dükkandan bir çıkalım hele! Vay yavrum, vay! Mükemmelliyet, efsanelik, canavarlık! Oğlum bu ses hiçbir arabada yok, hiçbir arabada! Ey yavrum ey! Buse mi direnecek lan bu arabaya? Dirensin de görelim bakalım oğlum! Şu sese bak lan, şu sese bak! Şuna bak şuna! Woohoo! Efsane! Bir şöyle köprü altı alayım. Burada pek yankı yapmıyor çok köprü altı olmadığı için. Vay yavrum vay 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 vay! Geçelim kırmızılarda bir şey olmaz. Çinli amcanın arabası. Ceza ona gelecek sonuçta. Vay! Ya oğlum efsane bir şey lan efsane! Burada test trafik mi lan? Sanırım öyle. Ey yavrum ey 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 ey! Geliyorum Buse geliyorum. Bakalım bu arabayı görünce ne yapacaksın? Ya kızım boşuna bekliyorsun. O çocuk seni kandırdı kandırdı. Bak mangalımızı yaptık. Etlerimizi yedik. Hava kararıyor. Hala o çocuk gelmedi. Seni kandırdı. Arabası falan yok. Atla gidelim hadi. Ay Emre bilmiyorum ya. Bence bana yalan söylüyor gibi gelmedi. Yani geleceğini söylediyse gelir. Gayet yakışıklı ve sempatik bir çocuktu. Yani senin araban da güzel ama ben beklemeyi tercih ederim. Ay. Emre, sanırım senin mort olma anın geliyor. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Bir canavar geldi Emre'ye. Hey 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 hey! Ben geldim lan, ben geldim. Hey yavrum hey! Selam Emre kardeş. Kusura bakma geciktim. Benim modifiyeci arabanın boyasını yeni atmıştı biliyor musun? El değemedim o yüzden. Selamlar Buse. Ay. Wow. Çılgın çocuk. Senin araban bir BMW M4 mü? Hem de öküz gibi modifiyeli. Ay acayip güzel. Sanırım profesyonel yarış arabası bu. Aman Allah'ım. Sen yoksa profesyonel bir yarışçı mısın? Üstüne afiyet. Birazcık yarışçıyım Buse. Yani bu özelliğimle hava atmak istemediğimden söylemedim. Ay wow. Ne kadar da etkileyici bir erkeksin. Ay hiç profesyonel yarışçı bir sevgilim olmamıştı. Hop hop hop. Ne sevgilisi Buse? Burada mangalı yakan benim. Resmen sana mangal yakacağım diye öldüm, geberdim. Bu çocukla sevgili olamazsın. Yalan söylüyor, profesyonel yarışçı falan değil. Bu araba da muhtemelen babasının arabası. Emre kardeş, Emre kardeş! Ne oldu he? Güneş yanığı mı yoksa başka bir şeyin yanığı mı? Çekemedin galiba M4'ü he? Ne çekemeyeceğim oğlum? Bu arabayı sen sürdüğün sürece arabanın bir önemi yok. Eğildiğim zaman bile neredeyse aynı boydayız. Hatta ben senden uzunum. Senden mi korkacağım? Emre kardeş, Emre kardeş. Devede de boy var ama kaplumbağanın arkasından ai ai diyor. Ne? O ne lan öyle? Senin anlayacağın şeyler değil kardeş. Yalnızca profesyonel yarışçılar anlar. Buse'cim gidelim mi? Ay gidelim. Yalnız bana Buse'cim deme. Aşkım de. Hay hay olur nasıl istersen aşkım. Müsaadenle Emre kardeş. Sana X80 Proton'la ve yalnızlığınla mutluluklar. Ben malum Buse'yi alır. Atla Buse. Ay aşkım orada oturacak koltuk yok. Sadece Fortum'lar var.
Fortumlar mı? Kız bu araba Ford değil, BMW. Böyle espri yapmak istemezdim ama. Gel yav gel, bir şey olmaz. Ay, ilk defa böyle bir arabanın içinde oturuyorum çılgın çocuk. Ne kadar da garip bir deneyim. Ay, bir sürü alet var, sen bunların hepsini kullanıyor musun? Yok canım, ne kullanması? Yarısını süs olsun diye taktım. Allah Allah, elbette ki Buse. Hop lan hop, bir dakika bir dakika. Benim burada mangal yaktığım gacıyı sen alıp götüremezsin hacı. Madem yarışçısın, yarışalım iskeleye kadar. Olur Emre kardeş, yarışalım. Ama ben iddiasız yarış sevmem. Neyi ne? Arabasına. Kazanan arabayı alır. X80 Proton'un anahtarını istersin herhalde. Vallahi isterim herhalde. Lakin böyle büyük bir bahse iskeleye kadar yarış kesmez. Takip et de senle uzun bir yola gidelim. Sıkı tutun Buse, sıkı tutun. Arkada kalma Emre kardeş, arkada kalma. Sona kalan dona kalır demişler. Hey yavrum hey. Tamam oğlum, daha nereye gidiyorsun? Allah Allah, dünyanın bir ucuna geldik ha. Daha uzak bir nokta yok muydu yarışacağımız? Pardon Emre kardeş, kusura bakma. Seni evine getirdiğim için bana kızma. Çünkü senin altındaki arabayı aldıktan sonra burada yaşayacaksın. Evsiz kalacaksın, evsiz. Çünkü donunu bile alacağım. Altımda 280 proto varken beni mi yeneceksin? Bir de donumu alacaksın ha. Alacağın tek şey hava olacak oğlum, hava. Sen BMW ile beni mi yeneceksin? İşte her şeyi diyecektin ama bunu demeyecektin Emre kardeş. Belki sana merhamet edebilirdim ama madem benim M4'ümü küçümsedin, gel bakalım. Yarış düşündüğün gibi mi gidecek, düşünmediğin gibi mi? Hep birlikte görelim. Çünkü bu M4 oğlum, M4. Hey yavrum hey 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 hey. Kulakları kapatın, kulakları. Yırtılıyor oğlum araba, resmen yırtılıyor. Aradaki farka bak, aradaki farka. Hey yavrum hey. Edirne'den Kars'a, bak şu aradaki farka. Çılgın çocuk yapıştırıyor. Oluyor adeta. Arka marka. Hey yavrum hey. Senin araba oluyor sanırım benim kanka. Alayım anahtarı. Vay yavrum vay. Bu ne biçim bir arabaydı lan? Resmen ağzım açık kaldı. Haydar kardeş, hakkını verdin arabanın. Sana söylediğim laflar için özür dilerim. Buyur, anahtarı burada. Hak ettin kardeş. Teşekkür ederim Emre kardeş, teşekkür ederim. Sen de fena yarışmadın. Artistlik yapmasan aslında iyi çocuksun ama. Kusura bakma kardeş, ne yaparsın? Kız meselesi. Ama bu arabayla saygımı kazandın. Buyur, anahtar senin. Eyvallah Emre kardeş, eyvallah. Anlıyorum. Yani benim de durum aynı. Sonuçta gittim Çinli adamdan bu arabayı çaldım bu kız için. Yani şey, anlıyorum seni. Neyse ya, araba sende kalsın. Anahtar almaktan vazgeçtim. Madem bu kadar delikanlısın, yani seni üzmeye gerek yok. Emin misin? Bak, X80 Proto. Piyasada yeri 120 bin dolar. Eminim kardeş, eminim. Senin bu kadar delikanlı olduğunu bilseydim, başta anahtar yarışını kabul edip seni rezil etmek istemezdim. Varsın anahtarın sende kalsın. Ben alacağımı aldım. Eyvallah kardeş, eyvallah. Delikanlı adammışsın. Yengeyle mutluluklar. Yenge saygılar. Ay teşekkürler canım. Saygılar saygılar. Ay çılgın çocuk, resmen yok ettin ya. Acayip şu an karizman gözümün önünde arttı. Hadi gel gidelim bir an önce. Ay çok yakışıklısın ya. Neyse. O zaman bana müsaade Emre kardeş. Hadi Allah işini rast getirsin. Gördün mü hayatım? Sefilin garibanın arabasını almaktan vazgeçtim. Ne kadar yufka yürekli. Ay çılgın çocuk. Resmen bana yürüyen adamı var ya. Paketledin. Onu araba yarışında yendin. Anahtar hakkınken anahtarı almadın. Ay sen acayip karizmatiksin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sen de karizma, yani şey, güzelsin. Ama işte bazıları şimdi yorumlarda kerisin falan diyecek, biliyor musun?
Ay niye öyle desinler? Hiç de bile kirizlik etmedin. Yani ben sana acayip tav oldum. Şu an desen ki hadi gidelim Buse sabaha kadar PlayStation oynayalım. Oynarım. Hadi ya. Allah Allah. O zaman hemen basıp şehire gidelim oğlum. Bu kadar uzaklaşmaya ne gerek vardı ya. Keşke iskeleye kadar yarışsaydık. Neyse. Benim biraz acelem var. Videonun sonuna geldik. O yüzden ben videoyu bitirmem gerekiyor. Hadi görüşürüz. Ben kaçtım. Buse PlayStation teklifin hala geçerli değil mi? Arkadaşlar biz oyun oynamayı çok seviyoruz da. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün çılgın çocuğun maceralarında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve gördüğünüz gibi çılgın çocuk uçak... Fazla uçmanın sonu bu, hız yapmayın. Çılgın çocuk uça uça gidiyor. Çünkü bugün Çinli tamirci abisinin dükkanından çaldığı arabayla Buse'yi tavladı. Ve gördüğünüz gibi araba yarışında Emre'yi rezil ederek kızın önünde havasını konuşturdu. Ve böylelikle de videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Çılgın çocuğun videoları benim için acayip keyifli geçiyor. Şayet siz de böyle düşünüyorsanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de bulmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Çinli tamirci abi çılgın çocuğun bu yaptığını öğrenince sizce ne yapacak? Neler olacak? Yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Tamirci abi çılgın çocuğu döver diyenler yorumlara 1. Dövmez bir şey olmaz affeder diyenler 2. Ama bana ne canım çılgın çocuk düşünsün onu diyenler yazsın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şaka bir yana umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben sadece Hector'un Buket Hanım'la görüştüğünü gördüm. Patronun kızı. Patronun kızıyla görüşüyordu. Görüşebilir. Ne var bunda? Kardeşim patronun sağ koluydu. Ne olmuş yani? Öyle alelade bir görüşme değil. Patronun kızının odasında görüşüyorlardı. Yani anlarsın ya abi. Saçmalama lan. Benim kardeşim yediği kaba pislemez. Sen benim kardeşime ne demek istiyorsun ha? Abi yemin ediyorum sadece gördüklerimi söylüyorum. Bir gram ekleme yok. Ne olur onunla bana bir daha vurma. Abi ne görüyorsam o. Anlaşıldı koçum. Sağ ol. Ben gereken her şeyi öğrendim. Sıra Buket'te.